Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Evet, bu hafta biraz böyle bir pazartesi bir pazar oldu. Sadece iki oyun yaptık. Neyse. Arda, sen kameranı biraz yukarı kaldırır mısın? Aşağıda Kaldırdım. çekiyor. Ha, iyi mi? Bir tık daha kaldırırsan iyi. Tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Tamam. Şimdi Rokugan'ı Sarmalayan Gölgeler isimli samuray oyunumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. İpek yok. Toplantısı Aynen. varmış takımla. O yüzden gelemedi. Bazı değişiklikler yaptık. Bugün sizlerle ilk defa deneyeceğiz. Yeni bir harita şeyi gibi. Böyle yakınlaştırıp uzaklaştırıp istediğimiz yere götürebileceğiz sizi. Ve Arda da tam olarak nerede olduğumuzu işaretleyebilecek. Hatta şimdiden işaretli Arda kalsın orada o. Mesela neredeydi? Aslında şu anda tam gördüğünüz ortadaki mavi çatılı yer. İyice zoom yaptım. Evet. Bu çok iyiymiş lan. Şu an sadece Değil beni görüyorlar. Çok iyi. Evet. Evet. Şu an ekranda gördüğünüz handaydık. Ben özete giriyorum arkadaşlar. Tamam. Sen direkt bu. Çünkü lafı kendine paslaman gerekecek. Evet. Kendi kendime paslayarak. Evet Takura, özeti anlat. Tabii ki anlatayım falan. Şimdi geçen hafta ne oldu? Geçen hafta biz şu gördüğünüz handan kalktık. Dedik ki Nanasu dedi ki şu kılıçların olduğu eve bir uğrayalım. Sonra ne tarafa gittik? Mesela arkadaşları. Uğramadılar. Kafamız karıştı, bulamadık Ha, yolu. Arda ve sen ne Olayın tarafa başka neyi gittin? ben götürdüm İşaretler size? misin? Biz de görelim mesela. Ben Dur nerede bir biz o kombata girdik hiç böyle şey saniye. Ha, farkında değil. etmiyor Şu mu? aşağıda bir Spiral yerlerde dedi şimdi. ama. Dur göstereceğim size hemen. Ben o sırada minik işler yapıyordum arka planda. Dur bir saniye. Evet. Ben Bana de kısa bir konuş. süre vermeniz lazım program alışmam için. Yeni kullanıyoruz Tabii. programı çünkü Evet, ben de o ama arada sizin özet geçeyim. Şimdi bu Arda aynen. bizi götürdüğü yerde tabii Nanasu'nun dışarı gördüğü adamı bulamadık biz. Sonra öyle dolaşırken ilk kaçırılan, samurayın kaçırıldığı ilk evin önünü bulduk. Sonra izleri takip ettik falan derken bizi bir eve götürdü. Hop lan falan Aynen. kimsiniz siz derken o evden kaçtılar, başka yerlere koştular, ettiler falan. Biz onları takip ettik. İçeriye daldık falan filan derken olaylar karıştı. Biz yine kombatın içine düştük. İşte Nanosu çok streslendi bu durumlara tabii ki. Fena oldu. Aha şurada. Gittiğiniz yol resmen şöyleydi bu arada bakın. Ortak bir şekilde başladınız sonra ikiye ayrıldığınız yer. Ondan sonra diğerlerini bağlamaya başlamayacağım. Çünkü diğerlerini bağlamaya başlarsam şey olur. Karmaşık Aa, gözükür haritada. işte Ama gerçekten tam bir ok şeklinde ayrıldınız Bu şekilde böyle bir ayrıldık. Sonra bu adamların yerini bulduk falan. Böyle bir kutu taşıdılar. Taşıyordu bir tanesi. kaçak mallar vardı. Aynen. Onları şey yaptık falan teslim ettik. Sonra dediler ki siz bir gün daha kalın burada. Biz sizi yine anda ağırlayalım. Yüzen Leyla klanında. İyi tamam dedik. Şey, Yüzen yüzbaşı yani dedi onu. evet. Yüzen Leyla klanına geri döndük. Öğlen yemeğimizi falan yedik. Nanasu odasına çekildi dinlenmek istirahat için. İşte ben saraya doğru yol aldım. O esnada bir tane korumanın, muhafızın beni takip ettiğini görünce, işte hani eşlik ettiğini görünce sen dedim işine bak falan. Onu biraz başından saldıktan sonra diğer arkadaşlarla birlikte oyunu o şekilde durdurduk. Diğerleri yüzen Leyla kanında ben saraya doğru gidiyorum. Saray nerede hiç bilmiyorum. Arda bize onu da bir gösterir. Şurası Hemen galiba. sarayı da Imperial gösteriyor. Palace. Heh. Aynen. Yani zaten saray neresi demek için biraz kör olmak lazım. Kocaman bir bina. Gerçekten şey. Bu Toshirambo'nun zaten bu şeyi görüyorsunuz. Imperial Palace'ın olduğu yerin altındaki yer aslında o şey. Katman katman oradaki çizer göstermeye çalışmış ama asıl kule orası. Hani Toshirambo resimlerinde görmüş olabileceğiniz bazı kuleler var. Asıl kocaman upuzun Eyfel Kulesi'ni andıracak derecede böyle ince bir kule var orada. Şurada sarı çatılı olan, şöyle mouse'la da gösteriyorum ama şurada. Evet. Arda söz sende. Aynen söz bende. Şimdi en son ayrıldığımız zaman Takura Kale'ye doğru ilerliyordu. Diğer oyuncularımız ise Han'da yapacaklarını günlerinin daha burada
geçecek sonraki günlerin nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda kendi aralarında konuşup bunu düşünüyorlardı. Şimdi hızlıca geçelim. Kanarutsu. Tabii ki de biraz stresli olaylar yaşadınız. Üstünüzde hafif bir yorgunluk var. Koşturdunuz biraz. Yani silahlar çekildi biraz. Savaş oldu falan filan. Ama yani düşününce günün sonunda şehrin en prestijli hanında bir gün bedava geçirme şansınız daha oldu. Ne yapmak istiyorsun? Bu Toshirambo'daki son gününüz olacak şekilde. İlk önce bu yaşamış olduğum stresi üzerimden biraz atabilmek için bir miktar nefesleneceğim. En azından bir saat kadar falan dinleneceğim yani. Ondan sonra da Havi'ye de biraz yüklendiğimi düşünerek, Havi de çünkü stres biriktirmişti, Havi ile ilgileneceğim. Tamam. Sonra da Naginata'mı tamir ettirmeye Trade bölgesinde bir demirci arayacağım. Küçük esnafla konuşabilirim gerekiyorsa bunun için. Tamam. O zaman hızlıca senin şeyini geçelim. Bir saat dinleniyorsun. O bir saatte dinlenirken şeyi yapabilirsin. Bu şimdi tavernanın bulunduğu yerde geniş bir balkonu var. Yani balkon derken biraz daha şey diyebiliriz. Biraz bazı insanların aklına küçük bir yer gelebilir ama geniş ve uzun. Yani tavernanın bütün bir boyunu, üst katını kaplayacak şekilde neredeyse. Uzun dışarıya doğru bakan türlü türlü işte belki tütündür, belki başka bir şeydir, belki temiz hava almak isteyendir insanların gidebileceği ve içeriği çok içerideki havayı kirletmeyecek şekilde kullanabilecekleri şekilde geniş bir bölge var. Dışarı çıktığın zaman Havi ile orada zaman geçirebilirsin tabii ki de. Onun dışında Nanosu da zaten şimdilik bir süre tavernanın içerisinde dinlenip kendine gelmeye çalışıyor. Biraz gaza gelmiş gibi duruyor önceki olmuş olaylardan ötürü. Bu azmini gözünde görebiliyorsunuz. Ondan sonra odasına çekiliyor böyle. Sanki aklına bir fikir, bir şey gelmiş gibi böyle bir deli adamın, deli bilim adamının aklına gelen sonraki deneymişçesine odasına koşturduğunu şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şimdi sen oradan ayrılıyorsun. Evet. Şey bir saatini geçirdikten sonra haberle dinleniyorsun. Sen öncelikle stresini ve yorgunluğunu eğer şeyse yarısından fazlaysa yarıya indirebilirsin. Tamam. Alternatif olarak Havi'nin sitesini silebilirsin. Havi'nin sitesi yani şeyi o ben o şeyi tutkuyu ikiniz için de geçerli olarak sayıyorum. Yani Havi de seninle zaman geçirmeyi çok seviyor. Sen de Havi'yle zaman geçirmeyi seviyorsun. Sen işte bir tane şey yapıyorsun. Bir tane içeriden fırça istiyorsun. İşte şeyin Havi'nin tüylerini fırçalıyorsun. Şey yapıyorsun böyle düzgün bir şekilde gözükmesin. Temizliyorsun biraz Havi'yi. Bayağı şey biraz dinlendiriyorsun. İşte az bir şey yiyeceği kuru yemiştir bir şeydir. Kuru yemiş belki aynen. Yemez de. Çiğ tavuk daha, eti falan. Aynen biraz daha öyle şeyler. Onları besledikten sonra ayrılıyorsun da Naginata'nın alıp üstündeki malzemeleri. Şehri hızlıca gezerken bir demirci bulması çok zor değil sorarak. Şehirdeki insanlar da ellerinden geldiğince tabii ki de bir samuraya yardımcı olmaya çalışırlar. Okey. Ama çok daha tabii üstün kalite ya da başka bir şey bir demirci falan arıyorsan o senin bileceğin bir iş. Hani biraz yok, daha sadece bu sıkma işlemini yapması için bir demirci istiyorum. O yüzden çok tamam. Şey olması gerekmiyor büyük ihtimal. Evet, yanlış hatırlamıyorsam sen en son şeyi yeni hediye olarak aldığın gardını takmıştın kendin. Hediye Astralis'den pahalıya gelecek. Gidiyorsun bir tane demirciye. Demircinin bir tanesi şehirde çok fazla demirci olduğunu düşünmüyorsun. Bu adam demirciden çok şöyle söyleyeyim. Küçük bir ocağı var. Yani uzaktan baktığın zaman aslında belki bir ekmek fırından andırabilir. Adamın küçük bir ocağı var. Küçük bir çalışma yeri var. Küçük bir örsü var. Örsü çok kullanılmış gibi gözükmüyor. Çok kaliteli gibi de gözükmüyor. Örsün metal oranı biraz düşük. Ama adam yaşlı bir adam. Yanında küçük bir tane çocuk var. Küçük çocuk getir götürmüş işte el işlerini yapıyor. Adam da ağır işi yapıyor. Bu dükkana yönlendiriliyorsun. Tamam. Dükkana girip merhabalar. Dükkanın sahibi seni görünce elindeki işi çekicini kenara bırakıyor. Elinde uğraştığı bir tane şey zırh olduğunu görüyorsun. Zırhı büyük ihtimalle tamir ediyordu. Merhaba. Sizi çok zorlamayacağını düşündüğüm elimde bir iş vardı. Naginata'nın koruma kısmını değiştirdim de sonra tam olarak sıkamadım. Bana yardım ederseniz eğer sıkma konusunda tam oturmamış gibi geldi çünkü. Tabii bakalım hemen.
deyip elimle uzatıyorum. Naginata'yı şöyle elini bir alınca bir şey yapıyor. Öncelikle böyle çok temkinli bir şekilde alıyor. Kaliteli bir Naginata olduğu belli çünkü dışarıdan. Çok bir şeyini bozmadan böyle çok hafif şöyle bir şekilde tutarak böyle bırakıyor onu. Bir şey tahta çalışma masası üzerine. Çok büyük değil, çok geniş bir masa da değil. O yüzden Naginata'nın iki ucu da ucundan dışarı fışkırıyor yani. Uzun çünkü sırık şeye, savaş aleti olduğu için. Uç kısmına geliyor. Ha evet. Sizin Naginata'nızın yapımı biraz değişikmiş gerçekten. Normalde biz böyle Naginata'ları çok görmeyiz buralarda ama sadece sıkılması gerekiyor değil mi? Evet yani çevirerek açtım sonra tam olarak sıkamadım. Tamam bunu sıkacak bir şeyler hallederim ben hemen. Lütfen buyurun oturun. Sizi ayakta bekletmeyeyim o sırada. Çok uzun sürmez. Teşekkür ederim deyip oturuyorum. Tamam adam arkadan bir tane şey getiriyor. Bir tane böyle at nalına benzer bir parça getiriyor. At nalında benzer parçayı yanında iki tane şey var böyle tam olarak vida diyemezsin ama böyle metal bir şey var böyle sıkmak için çakabileceğin ha sıkmak için adam o şeyi tutacak yeri öncelikle ayarlıyor şeyin Naginata'nın şeyini boyuna doğru ayarlamaya çalışıyor birkaç tane var adamın elinde 3-5 tane var farklı kalınlıklarda takıyor bir tanesini bunu masada bir çekişle tak 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 Naginata'nı sıkı tutacak bir şekilde masaya ayarlıyor. Diğer tarafına geçiyor. Eliyle diye böyle bir çevirmeye başlıyor önce. Şey fark ediyorsun yani adam çeviriyor biraz. Adam da gerçekten fiziksel güç olarak çok yüksek. Az bir şey çeviriyor böyle bir tık 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 yapıyor. Böyle bayağı zorluyor kendini. Ondan sonra çeviremiyor yani adam. Kalıyor orada biraz tıkanıyor adam da. Bakıyor bir. Arkadan bir tane daha başka bir şey getiriyor. Hemen onu da şey için tutuyor. İşte bir bezle biraz daha şeyle beraber daha tutuşunu artıracak şekilde metal bir parça getiriyor. Onunla sıkıyor bu sefer. Bir tık 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 yapıyor. Ondan sonra daha getiremiyor adam da artık. Adam gücünü sonuna kadar çekiyor onu. Bir, tabii bu çok uzun sürmüyor. Böyle 5-10 dakika falan sürüyor adam. İşte şunu getiriyor, bunu götürüyor. Adam hızlı çalışıyor. Bir de şey çocuğu çağırıyor. İşte çocuktan şunu getir diyor. Bunu getiriyor çocuk. İşte şunu getir diyor. Bunu getiriyor. Çok masadan çok fazla uzaklaşmasına gerek kalmıyor. Ondan sonra senin şeyin oldu. Sizin işiniz oldu herhalde diyor. Masanın alt tarafından çakmış olduğu metali tersten çakarak hızlıca çıkarıyor. Naginata'nı sana geri teslim ediyor. Siz istiyorsanız bir bakın. Kalitesini beğenmediyseniz başka ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Kontrol ediyor. Nasıl kontrol edeceğimi çok bilmemekle beraber. Bir sallıyorum. Bir dengesini falan bakıyorum. Kontrol ediyorum tekrar. Sallanma yok. Şey yok. Bayağı sıkı gözüküyor. Hatta yani şey bayağı sıkı gözüküyor. Sen şey böyle biraz şeyinden silah yapımından anlayan birisi misin? Smithing becerin var mı çok? Smithing'im yok. İyi gözüküyor yani. Çok muazzam bir şey bilmiyorsun. O yüzden çok detaylı bir şey yani ne kadar detaylı olacağını söyleyemem ama gayet iyi sağlam gözüküyor. Senin yaptığından çok çok daha yani en son bıraktığın halinden adam bayağı daha fazla sıkabilmiş belli ki. Anladım. O zaman çok teşekkür ederim. Ücretim ne kadar? Bunun için ücret almanıza gerek yok. Çok büyük bir iş yapmadım aslında. Olsun. Yine de emeğinizi karşılıksız bırakmak istemem diyerek en azından bir buğu veriyorum. Bir buyu veriyorsun. 5 seni verseniz yeter. Çok merhametlisiniz, çok şeysiniz ama ben burada şimdi adamın yanlış size şimdi çok yüksek bir fiyat vermiş gibi çıkmış olmasını istemem. Peki siz nasıl arzu ederseniz deyip 5 seni veriyorum. Tamam. Adam 5 seni alıyor. Çok cömertsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka herhangi bir arkadaşınızın da işi olursa benim iş yerim size her zaman açıktır. Teşekkür ederiz ama yarın buradan ayrılacağız sanırım. Yine de nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Belki günler. Buradan geçen arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. İyi günler. Tabii. Diyerek Han'a geri dönüyorum. Tamam. Adamın hiç ismini almadım bu arada. Adamın şeyin demircisi de çok şey yok böyle. Yani D&D gibi değil. Şu demircisi gibi bir ismi yok yani. Adam o zaman, benim demircim burası. O zaman bir sorayım. Adı nedir? Adınız nedir? Adamın adını soruyorsun. Fuji. Demirci Fuji. Evet. Fuji'nin demircisi olarak geçiyor burası. Genellikle çok bir işaretçi olmasa da. Genellikle örse çarpan metal sesinden ya da çekici sesinden insanlar beni kolaylıkla bulabiliyor. Anladım.
Teşekkür ediyorum tekrar. Ondan sonra ayrılıyorum. Tamam. Aynen. Geçtik. Dengu Netsu, senin nasıl planların var bugün? Ben ilk başta Dayışom'la Katana ve Vakızarsın yani. Kata çalışıyorum. Ardından da yayınla Kata çalışıyorum. Yayınla nasıl çalışıyorsun? Şimdi tavernanın dışarısında çok bir hedef yok ama şey yapabilirsin. Kalede büyük ihtimalle şey var. Kalede ve kalenin dışındaki birkaç tane dojoyu andıran yerlerde sizin şehrin güney kısmında kalan kısımda çok büyük bir askeri bina benzeri bir şey olduğunu görebiliyorsun. Oralarda büyük ihtimalle eğitim alanları var. Tamam, orada yapıyorum o zaman. Direkt oraya hepsini orada çalışıyorum. Bütün çalışmamı. Tamam. Sen sizin tavernadan çok uzak olmayan dojoya gidiyorsun. Dojodan yay çalışabilmen için bir yer rica ediyorsun. Adamlar da tabii ki de bir zümrüt kadıya kendini geliştirmesi için hayır demeyecekleri için orada kendine hem kata, silahının katasını hem de yayını çalıştırabileceğin, özellikle hedef alabileceğin hedef sağlıyorlar sana belli başlı uzaklıklarda. Ama sen gittiğin zaman şeyi fark edebiliyorsun. Kesinlikle burası bir savaş dojosundan çok, çünkü savaş aletlerine verilen yerden çok biraz daha büyük bir amfiteyatromsu bir yer var. Sanki biraz daha tartışma bölgesi gibi. Yani burada biraz daha daha sözel sanatların da çalışıldığı bir dojo gibi duruyor şeylerin yanında, savaş sanatlarının. O zaman çalışmalarımı yaparım. Ondan sonra eğer ki benim çalışmam bittiyse de bir sohbete ya da böyle bir tartışma denk gelirsem ona da katılacağım. Tabii. Dinleyeceğim yani. Katılmayacağım, dinleyeceğim. Pardon. Ders veriliyor dışarıda. Açık havada. Hava çok güzel çünkü ilkbahar dönemindesiniz. Açıkta bir ders veriliyor. Yani gidip dinleyebilirsin. Ucundan oturup yapmaz. Kimse sana hayır demez. İzin isteyip dinleyeceğim o zaman ben de. Sonrasında. Tamam, sen gidiyorsun. Ya da öncesinde fark etmez. Oranın sensei zaten senin geldiğini görüyor. Şöyle meraklı gözlerle bakıyor. Sen başını eğip Yüce Sensei, dersinizi ben de dinleyebilir miyim diyorsun. Sensei tabii ki de sıkıntı olmaz bir dersimi dinlemesinden diyor. İşte şeyden bahsediyor. Çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Çok uzun sürmesini istemiyorum çünkü ama kendisini anlatıyor adam. Bir anekdot veriyor. İşte anekdotal bir öğretmen olduğunu anlayabiliyorsun. Yani önceki şeyinden zamanında 2-3 tane önemli tartışmayı sonlandırmıştı. 2-3 tane önemli daimyo arasındaki tartışmayı sonlandırdığı birkaç tane hikaye anlatıyor gibi duruyor adam. Aynı zamanda diyor. 2 tane öğrencisini çıkarıyor. 2 tane öğrencisine farklı bu şeyi veriyor. Kendi durumuna benzer ama tam olarak aynı değil durumlar veriyor. Bunları çözdürtmeye çalışıyor. Ama ikisine de veriyor. Mesela biri bir daimyonun şeklinde daha iyi sonuçlanmasını söylüyor. Diğerine diğer daimyonun. Hani ikisine de daimyoları veriyor. Siz hanginiz daha iyi sonuçlandıracaksınız kendi daimyonuz için? Test edin burada. Tartışın. Tamam. Ondan sonra onlar tartışıyor. Sen bunların tartışmalarını izliyorsun. Çocuklardan bir tanesi diğerinin sinirlerine dokunuyor biraz. Diğerinin şeylerine dokunuyor. Belli ki bunlar biraz kendilerine alışmışlar. Çocuk diğerini sinirlendiriyor. Böyle çocuk oluyor. Böyle bir hafif el altı küfürler böyle laflarla çocuğu sinirlendiriyor. Belli ki biraz da geçmişleri var. Çocuk en son oluyor artık yani biraz sinirine biraz duygusalına kendini kaybedip bir hata yapıyor argümanında. Ondan sonra diğer çocuk onu parça pinçik ede açıkça kazanıyor. Güzel. Ondan sonra da sonlarda derslerine ara veriyorlar bir yarım saat 45 dakika sonra. Öğretmen sana geliyor. Sizin dersime katılmanızı duydum. Çok onurlandırdı beni. Öğrencilerimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin katacağınız herhangi bir şey var mıdır dersime? Vallahi efendim ben de burada böyle bir eğitimi görünce aslında ben buraya normalde Dayışom'la ve yayımla çalışmaya gelmiştim. Fakat bu eğitim görünce ben de hayran kaldım. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir eğitimdi. Çok başarılı bir eğitim vermişsiniz öğrencilerinize. Açıkçası çok memnun kaldım ben. Evet, biz burada çoğu sayıda saray mensubu ve kadı yetiştiririz. Şiran Banusaniler içerisinde. Bunların büyük. Bu arada sen bu adamı görüyorsun. Bu adamın üzerinde yeşil ve sarı kıyafetler var. Belli ki imparatorluk ailelerinden birinin. Biz bu dojoda genellikle kadı, saray mensubu gibi kişiler yetiştirdiğimiz için konuşma becerileri, anlama becerileri önemli şeylerdir. Umarım
umarım yanlış anlamazsınız ama siz de tabii ki de genç ve öğrenmeye hazır bir insan olduğunuz için böyle şeyleri kapmakta hızlı olursunuz. Ve bence böyle şeylerin değerlerini de bir Zümrüt kadı olarak zaten biliyorsunuzdur. Evet, evet. Biliyorum efendim. Çok sağ olun. Adam sana biraz daha diplomatik dille böyle hafiften şey yapıyor yani. Ya çok bir şey bilmiyorsun da ama yani işte biraz da dersinden bir şey öğrenmişsindir havasından bir şeyler katmaya çalışıyor. Tabii aranızdaki yaş farkı çok büyük. Adam hı-hı, senden 20 yaş, 30 yaş daha büyük. Ama adam şey çok nazik konuşuyor sana yani. Hı-hı. Hiç senin böyle gençsin ama eziksin falan filan gibi şeyleri hissettirmiyor yani sana. Ondan sonra ayrılıyorsun abi hocadan. Ben selam edeyim. Yok sonra şey Katar'a şey geliyorum işte. Yaya geçiyorum. Tamam. Onu da bitiriyorsun. Onu da uzun tamam, bir süre çalışıyorsun. Yani hedefler var işte 50 metre, 35 metre, 100 metre onlara ok atıyorsun. Arada birkaç tane kaçırıp böyle bir sinirleniyorsun. Arada onları kimse görmeden atı çıkarıyorsun. Şey böyle ne bileyim işte beyazına vurmuştun, dış hattına vurmuşsun falan. Onları geri topluyorsun. Böylelikle kata ve yay eğitimini de bitirmiş oluyorsun. Tamam. Şimdi Oğuz abi sana gelelim. Oğuz abi sen en son üstünde topaz şampiyonu zırhınla beraber kalenin kapılarına doğru yürüyordun. Evet. Kale kapılarına geliyorsun. Gelince seni nazik bir şekilde karşılıyorlar. Kaleye giriş sebebini soruyorlar. Zümrüt kadılarla görüşeceğim. Tabii buyurun. Sizin şeyiniz var mı? Önceden anlaştığınız bir buluşmanız var mı? Yok, hayır. Tamam. O zaman içeri geçtiğiniz zaman kalenin girişinde soruşturursanız kendilerine müsaitlerse görüşürsünüz. Tabii ki. Deyip geçiyorum hani sen içeri. Oradan çıkıyorsun. Sen içeri doğru geçiyorsun bu büyük kapılardan yani. Şeyler, tahta ve metal böyle. Metalle güçlendirilmiş tahta kapılar, büyük kapılar. Şehrin dışındaki kapılar tabii ki de çok daha büyük ama bunlar yine sağlam ne olur ne olmaz diye. İçeri giriyorsun. Solunda sağında türlü türlü binalar, dojo, eğitim alanı, işte subayların kaldığı yerler gibi şeyler var. Ama çoğunlukla boş buralar. Yani belli ki bu kalenin içerisini, sarayın içerisini dolduracak kadar çok adam yok. Evet. Şeyden tahta köprüden geçip karşı tarafa gidiyorsun. Ve zaten şu an bulunduğun yerde bu arada onu belirteyim. Yer tamamen cilalı taş. Yani şey yer taş yani. Şey değil toprak muprak falan. Hiçbir şart altında yok. Yer cilalanmış taş. Şey sahnesini aklınıza getirebilirsiniz gerçekten burayı. Elbet görmüşsünüzdür medyada işte Çin böyle bir ya da Japonya'nın önemli bir yeri olur. Çok kocaman bir açıklık vardır ve tamamen cilalanmış böyle taş gibi gözükür o. Tam o ayarda bir yer. Şey görüyorsun çok geniş büyük uzunluk sağ tarafta ayrı bir yer var. Önünde kale var. Kalenin önünde ayrı bir kapı var. Solunda kocaman kule var. Ben ilerliyorum. Kaleye doğru. İlerliyorsun baka tabii. Baka. Hı. Güzel yer. Ya buraya ilk gelişin değil. İkinci gelişin ama yine de her gelişinde seni etkilemeyi başarıyor burası. Evet. Giriyorsun. Bir de şey düşünüyorum. Mesela şimdi burada kalmalık yerler varmış ya aslında burada da kalabilirmişiz. Yani size kalmış. Giriyorsun şeyden. İkinci kapıdan içeri giriyorsun. İkinci kapıdan içeri girdikten sonra tabii ki de şeyler var. Samuraylar var yine. Sen gelince soruyorlar merhaba hoş geldiniz saraya ne oldu nasıl yardımcı olabiliriz ki birisiyle görüşmeniz mi vardı? Zümrüt kadılarla görüşecektim de ben. Zümrüt kadılar derken bu üç şeyi kadı vardı galiba değil mi? Evet. Aynen üç kadı var. Üç kadıyla birlikte de görüşmek istiyorum mümkünse. Kendilerine ulaşmaya çalışabiliriz ama şu an bir tanesi kalede değil. İki tanesi kalenin içerisinde ama müsaitler mi bilmiyoruz. Bir haber gönderin. Ben ona evet göre bekleyeyim burada dedim. Bu arada ben bir hı, rapor yazdım. Rapor yazdım. Onu iki kopya yazdım. Hı. Birini verip göndermiştim geçen oyun hatırlıyorsan. Yakut kadıya. Şey, Yakut Saray'a gönderdin. Diğerini evet, buraya teslim da, edeceksin. Aynen bunların kayıtlarına geçmesi için. Tamam. Ben buraya iki tane mi vermiştim, üç tane mi vermiştim? Üç tane vermiştim. Zümrüt kadı üç taneydi benim hatırladığım. Üç taneydi değil mi? Dur bakayım. Ben onların notunu şuraya almıştım. Bir saniye zaman verirsen bana. Tabii bak. Yanlış söylemiş olmayayım. Hayır, burası değil. Tamam. Üç taneymiş. Tamam. Bu arada şimdi beklerken şeye bakacağım.
Bu şey vardı ya, bayrakların, flamaların asıldığı yer var. Hani şu kalede kim var kim yok. Ha, bu arada bir şey söylemeyi unuttum ben demin siz RP yaparken. Bloody Reef. Shiba Efendim abi. Kanarutsu. Kaçıncı ayını yenilemiş? Dur bakayım bir daha. 19. 19. ayını yenilemiş. Maşallah. Desteği için çok 19. teşekkür ediyoruz. 19 aydır bizimle. Evet. Hocam. Ben bir bakıyorum böyle şeylere, flamalara. Hani böyle tanıdığım, bildiğim birileri var mı falan gibisinde. Hani böyle beklerken onlara bakıyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Kalenin içerisinde bazı çünkü şöyle kendi klanın içerisindeki herkesin monunu bilmen çok kolay değil ama şeyleri çıkartabilirsin yani Doji ailesinden Dai Doji ailesinden kişiler var karede. Hatta bir tanesi tanıdık. Bir tanesi zamanında şeymiş senin babanın hatamatoluğunu yapan yani şeyi ne denir ona koruyuculuğu yani gardı yani bir lordun gardı olmak ama tabii ayrı bir şey bodyguard yani o adamın gölgesi gibi dolaşır neredeyse hani ama ondan sonra kendisi şeyin Daimyosu tarafından Daidoji ailenin Daimyosu yani en üst şey aile başı Daimyosu demeyeyim Daimyosu yanlış olabilir aile başı tarafından görülüp babandan bir işte iyi şeylik iyilik karşılığında alınmış. Buradan da şunu çok rahat çıkarabilirsin. Yani Dai Doji ailesi sonra bunu gördükten sonra zaten diyorsun yani aşağıdan yukarı doğru bakıyorsundur büyük ihtimalle. Yukarıda da zaten Dai Doji ailesinin aile başının bu kalede olduğunu görebiliyorsun. Ne için gelmiş ki acaba? Şu ana kadar karşılaştığın şehirdeki korumaların ve şehirdeki şeylerin dış hattındaki insanların da çoğunluğunun Daidoji olarak şey yaptığın aklına geliyor olabilir şu an. Büyük ihtimalle kral şey ya kral demeyeyim de büyük ihtimalle işte aile başı kendi ordusuyla beraber gelmiş Toshirambo'ya. Anladım. Onu ziyaret etmem gerekir mi? Zorunlu değil. Ama ziyaret yani gidip bir şey yapabilirsin sana kalmış yani zorunlu değil hiçbir şey. Ha, bir gidip göreyim ben Ama onu da ya. Nezaketen. Şimdi turundayız biz. şimdi o zaman dur. Ben onun şeylerini nereye yazmıştım? Bu değil. Tamam. Şimdi abi sen öncelikle şey yapıyorsun, soruşturuyorsun. İşte kendisine uğrayıp şey yapmak isterim falan filan diye. İşte kalede soruşturuyorsun öncelikle. Şeyi soruyorsun yani. Bu şey. Ne denir ona? Kiralık Öncelikle kadınlar. Daidoji ailesinin şu anki başını bir kadın olduğunu biliyorsun. Tamam. Öncelikle onu mu soruyorsun? Öncelikle yani Zümrüt kadınları şey yapıyorsun. Diyorsun ki işte en yakın zamanda bir görüşme ayarlayabilirsek üçüyle beraber olmasını tercih ederim diyorsundur diye düşünüyorum. Ama eğer ki üçüncüsü işte diğer işte Zümrüt Ha, kadın müsait değil. yoksa en İkisiyle de kısa zaman. görüşebilirim. Aynen. Tamam. Onun dışarısında oraya Zümrüt kadınların kendi yaverine o şeyi verdikten sonra onların yörikisi olduğunu düşündüğün kişiye bu mesajı ilettikten sonra şeye gidiyorsun. Daidoji Suru'nun kısmına kaldığı kısma doğru gidiyorsun. Kendisinin kaldığı kısma doğru geldiğin zaman zaten fark ediyorsun ki kendisi zaten sarayın en üstünde. Yani şu an biraz şeyde yani en üst kısımlarda öyle söyleyeyim aslında. En üstü dediğim şimdi yanlış anlaşılabilir. Sarayın en tepesinde değil, tepe kısımlarında. Bu da genellikle sarayın şey anlamına gelir. En üst seviyeli insanların kaldığı yer. İşte şey burada. Yerel kadının üstünde. Şeyin şu an kalenin teknik olarak en üst katında. Tamam, Kullanılmayan gideceğim ben katında. yani. İlerliyorsun, ilerlediğin zaman gardlarını görüyorsun. Mızraklı Daidoji askerlerini yine karşında görüyorsun. Seni görüyorlar. Kakita ailesi şeylerini taşıyorsundur diye düşünüyorum. İşte Tabii Kakita canım. şey zaten saçının beyaz olmasından da biraz şeyi veriyorsun. O Ya bu hissiyatı arada veriyorsun ama zırh tabii ki. takılı hani şey kafamda kask yok tabii ki hani. Helmut kısmı yok. O hani böyle
kenar şey kolumun altında falan olabilir ya da handa bırakmış bile olabilirim. Yani onu çok taşım giymiyorum. Ama böyle işlemeler falan var yani. Hani hatta rünler, muğunlar falan var yani bunun. Sen zırhının üstüne Kakita Mon'unu falan yaptırtmış mıydın, yoksa ben yapılmış olarak verildiğini söylemiş miydim sana, öyle bir şey? Yapılı Hatırlamıyorum. olarak verirdi diye hatırlıyorum ben de. Omuzlarda Tamam, var diye hatırlıyorum. tamam. Sen oradan içeri giriyorsun. Bu arada bu Sen... turnanın başı Daidoji'lerden de değil mi? Bu kadındı değil mi? Hayır. Turnanın başı Doji şu an. Aha. Okey, tamam. Dayı Doji farklı. Dayı Doji şey, Bu diğer silahlı ailelere göre biraz daha kuvvetlerimiz. küçük. Ha, gibi gibi. He. O manadan düşünebilirsin bir nebze. Dayı Doji aile başına gidiyorsun. Kendisi öncelikle şey soruşturuyorsun tabii, kendisi müsait mi diye. Kendisi şu Ya. an dinleniyor, çay içiyor, ama sizi kendisine bir soralım. Sizi görecek mi diye. Gidiyorlar içeri, soruyorlar. Ondan sonra kabul ediliyorsun. Sen şimdi turna olduğun için şunları biliyorsun kendisiyle ilgili. Turna olduğun için yani bunu şeyi verebilirim. Öncelikle kendisi kendisinin eşi, başta Daidoji ailesinin başı olarak yükselen bir kişi. Yani kendisi aslında Doji ailesinden Daidoji ailesine geçen birisi. Ama işte belki kendi kültürü daha iyi uyuyor diye falan filan. Bazı insanların şey falan dediğini annem falan belki sana zamanında söylemişti. Hatta annem belki kendisiyle konuşmalarında belki sana yakınmıştır. Kendisinin hep biraz fazla şey olduğunu, hep fazla dayıdoji olduğunu söylermiş. Oradan da şeyi Evet. biliyorsun. Yani kendisi aslında zaten şey, yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş düşüncesine sahipmiş. Yani eşiyle beraber bu kadının. Bu Hangi kadın bayağı klandan yaşlı. geçmişti demiştim? Dojiden. Doji'den Yani geçiyor. yine Tamam. sorunu içerisinde. Aynen. Dojiden dayıdojiye geçmiş. Evlendiği zaman, çünkü erkek tarafına geçmiş. Ondan sonra bunun eşi, tabii ki de kendisi çok başarılı savaşlar, çok başarılı savunmalar sonucunda kendisi çok şey, şanlı bir dövüşçü olduğu için de zamanla yükselmiş tabii ki de Daidoji'nin içerisinde. Zaten yüksek bir yerdeymiş. Ve bunun sonucunda şey, Daidoji ailesinin başına gelmiş. Çünkü Daidoji şey, Daidoji Tsuru aynı zamanda Doji ailesinin o zamanki başının kızlarından bir tanesiymiş. Yani hem Ya Doji çok ailesinin karışık ya. işte, ha, anladın mı? Ama sen bunu biliyorsun, çünkü Doji işte turnu olmak böyle bir şey abi, anladın mı? Yani adam önceki şeyin eşiyle, çocuklarından biriyle evlenmiş. Yani Doji ailesinin başının çocuk kızlarından birisiyle evlenmiş. Oradan güç almış, kendisi de başarılı bir şeymiş. Adammış zaten, oradan Daidoji ailesinin başına yükselmiş. Sonra adam hastalanarak ölmüş. Kalp yetersizliği gibi bir şey, yani kalbi atmıyormuş. Hastalanarak vefat etmiş. Hastalanarak vefat ettiğinden sonra da eşi başa geçiyor. Daidoji ailesinin başına. Yaşlı birisi. Gidiyorsun. Kendisi şey, çok feminen feminizm değil mi? Feminen. Yanlış şeyi diyordum az kalsın. Feminen bir görünüşe sahip değil. Şöyle girdiğin zaman kendisinin omuzlarında geniş bir şey, geniş bir ceket var. Omuzlarına durmuş bir şekilde, biraz belki şey yapılmış, omuzlarını daha büyük göstermesi için desteklenmiş bir şekilde kocaman bir ceket var üstünde, ama kadının 60-70 yaşlarında olduğunu biliyorsun. Ama üstündeki ceketi bir şekilde taşıyabiliyor. Arkasının saçını işte şey bir şekilde toplamış. Ne denir? At kuyruğu şeklinde, toplu bir şekilde aşağı doğru iniyor. Çok uzun değil ama saçı. Sen geldiğinde seni görüyor. İşte bir elinde çayı, bir elinde şeyi, tütünüyle beraber. Hoş geldin Takura. Ben eğilip Seni... selam veriyorum. Baya böyle saygılı bir şekilde eğiliyorum. Seni bu güzelim şehirde görmek ne güzel. Beğendin mi Toshirambo'daki kaldığın zamanı? Gayet keyifliydi diyorum şöyle. Şeyi fark edebiliyorsun orada, sizin şu an baktığınız balkon şey tarafına bakmıyor. Yani şu an onun durduğu taraftaki balkon şehrin kuzey kısmına bakıyor. Yani şehrin güney Oh. kısmına bakan bir balkona sahip değil kendisi.
Alternatif olarak şu an böyle güzel saatler ama dışarısı biraz sıcak. Kendisi içeri doğru geçiyor tabii ki de senin yanına. Şeyin işte elindeki pipo gibi şeyin tütününü bir şeye döküyor, kübreye döküyor. Bir kenara bırakıyor onu. Oturuyor senin karşına. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben de sizlerin saatini sormak için gelmiştim. Burada olduğunuzu görünce yanınıza uğramak istedim. İyi yapmışsın. Benim gibi artık yaşı gelmiş insanların çok fazla ziyaretçisi olmuyor. Ama hala bazı gençlerin atalarına ve büyüklerine böyle saygıya sahip olması, hele ki de parlak gençlerin, beni klanımızın geleceği için çok umutlandırıyor Takura. Sizlerden öğreneceğimiz her şey bizim için çok önemli. Peki böyle seni buraların... birbirimizi pohpohluyoruz. Pohpohluyorsun. Biraz seni, sana şey soruyor. Seni buraların hangi rüzgar attı soruyor. Bazı sıkıntılar varmış şehrin dışında. Köylerde. Onlara araştırmak için gönderildik. Bazı sarılı samuraylar kayboluyormuş. Böyle biraz şey, yüzü biraz hafif şey oluyor. Hafif, çok hafif ama bak bunu sen fark ediyorsun. Hem uyanıklığın çok yüksek, vigilance'ın yüksek, hem de şey çok ani bir tepki oluyor bu dediğin şeye. Biraz yüzü ekşiyor. Ben bunun aslanlar tarafından yapılmış olduğu bir hamle olduğunu düşünüyorum. Etrafı daha dengesiz, daha düzensiz gösteriyorlar işte. Etrafta samuraylar kayboluyor ki burayı turna yönetemez gibi şeyler yapıyorlar. Ama İşin... eminim ki sen ki de senin gibi koskoca topaz şampiyonu ve aynı zamanda bu yaşında zümrüt kadı olabilecek parlak kişi, bu işin altındaki kumpası çok rahat bir şekilde çözebileceksindir. Umarım araştırmaları yapıp sorunu çözmekte üstümüze yok. Lakin şehir de aynı durumda. Yani başımızdan bazı olaylar geçti. Şehir de tatsız. Böyle evet, buralar ya. Çok güzel ama şehrin güneyi içten içe kaynıyor. Boşalttı, kenara koydu piposunun içerisine yine tütün yerleştiriyor, yakıyor onu. Biraz dertlenmiş gibi. Bu şehrin insanı biraz değişik. Bizim insanımıza çok benzemiyor. En küçük sıkıntıda, en küçük darlanmada hemen kendilerini suça, başka türlü onursuz işlere, hatta şehirdeki samurayları bile böyle yozlaştırabiliyorlar. Ama bu şehri de bir şekilde adam edeceğiz. Yani şöyle bir şeye doğru ilerliyor, balkona doğru ilerliyor. Bu kadar güzel bir şehrin içinde bu kadar çok pislik olduğunu kim bilebilirdi ki? Ama şunun şurasında birkaç haftaya bir tane şey, Daidoji dayım yollarından birinin ismini söylüyor. Hı hı. Yakında gelecek ordusuyla beraber. O geldiği zaman buradaki asker sayımız en az 2 katına çıkacak. Ve böylelikle şehirdeki asayişi arttırıp bu saçma sapan fırsatçı parazitlere izin vermeyeceğiz şehrimizi böyle kirletmelerine. Çok iyi olur. Çünkü bu görünen, yaşanan olaylar turnanın zafiyeti olduğunu gösteriyor insanlara. Böyle bir şeyin olmasını istemem. Elimden ne geliyorsa yapmaya da hazırım. Geri şey yapıyor böyle, balkonda olduğu yerden sana doğru geri bir şekilde bakış atıyor. Peki Takura, sen söyle bakalım. Senin zeki, genç bir kadısın. Jenerasyonunun en üstlerindesin. Sen benim durumumda olsan, şehri her yerinde asayişi koruyacak kadar adamın olmasa, sen ne yapardın? Şöyle ayaktaysam oturdum. Tamam mı? Hani böyle bir bağdaş kurup oturma şey yapıyor zaten. Ha, oturma şeyleri oturma var ya. Hı-hı. Aslında
bunu düşünme fırsatım oldu ama bilmiyorum, çok yenilikçi bir fikir benimki. Bir genç olarak, yeni nesil olarak benim tavsiyem buranın iki klan tarafından yönetilmesi olurdu. Üçüncü göz olarak da bir zümrüt kadı. Sen bunu dedikten Asayişi, sonra şey. aslan sağlasın. Ticareti, güzelliği de turna sağlasın. Piposundan böyle şey bir çekiyor. Derin bir nefes çekiyor. Sonra böyle çok geniş bir nefes verdikten sonra yüzü dumanla kaplanıyor neredeyse. Sana doğru dönüyor. Yani bana şunu mu demeye çalışıyorsun Takura? Bizim gençlerimiz bile, en parlak gencimiz bile neredeyse bu şehrin turnuvada kalabileceği ve güzel kalabileceği bir durum düşünemiyor mu? İşin açıkçası dün yaşadıklarımdan sonra biraz bakış açım değişti. Dün değil, ondan önceki gün başımızdan geçen bir şeyi anlatayım size. Bir çığlık duyduk. Şehrin aşağısında tam hanımıza giderken. Tabii istemsiz olarak böyle biraz da kanımız fazla kaynadığı için gidip baktık. Birini kaçırıyorlar. Bildiğin gündüz vakti, güpegündüz sokaktan birini tutup, Değil gece. yani Sizin olay gece, gece yok. ilk akşamüstüydü ama değil mi? Biz geri dönüyorduk, akşam yemeğine dönüyorduk. Siz akşam yemeğini geç kalmış bir şekilde dönüyordunuz. Yok Şehrin ya. dışına çıkmıştınız. Çünkü siz şehrin dışına çıktınız. Şehrin dışından geri geldiniz. Tamam, o zaman işte bir adamı kaçırıyorlardı. Biz de müdahale ettik olaya. Birini yakaladık, teslim ettik görevlilere. Sorgulamaya aldılar. Ertesi günü tesadüfen bu evin önünden geçerken izleri fark ettik kaçırılan kişinin. Yine merakımıza yenilip gittik peşinden bu işin. Adamları bulduk. Bayağı bir çatıştık. Yani bir mücadele yaşandı orada, bir mücadelesi oldu. Biz haber verene kadar bir tane muhafız bile görmedi. Gelmedi. Dünkü, yani o mesela dün akşamki çığlık biz kaç kilometre öteden duyuyorduk. Adam feryat figan bağırıyordu. Yani o bir canın ölümün sırasındaki çığlık gibi bir şeydi o. Ama biz gittiğimizde yine bir muhafız yoktu orada. Ve halk bunu o kadar benimsemiş ki, ama hiç kimse hiçbir şeye müdahale etmiyor. Şehrinizde bazı çeteler var. İnsanları kumar oynatıp borçlandırıp onlardan farklı şeyler elde ediyorlar. Onlara işte o yakaladığımız maddenin ismini söyleyip bunların kaçakçılığını yaptırıyorlar. Satışını yaptırıyorlar. Sizce Ne gelen bölük bunu engelleyebilecek mi? Peki bu durum gerçekten hoş değil. Böyle şeylerin şehrin içerisinden geçtiğini biliyorum zaten bir nebze ama durdurmak için ne kadar uğraşsak da şu an şehrin genel asayişini korumaya daha fazla adam harcamam lazım. Duvarlarda adam gözükmezse, yeteri kadar adam gözükmezse duvarlarda aslan her an saldırabilir bu kalenin içerisindeki asker durumunu bilmem. Haklısınız. Ama şu an doğruyu söylemem gerekirse Takura, şehir zor bir durumda. Şehrin sağlam, aktif ve hiç kimseye aman vermeyecek bir polis gücüne ihtiyacı var. Ama onu düzenleyecek kişi ne yazık ki şu an aramızda değil. Sana bakıyorum. Senin bu işin ne kadar sürer? Bir hafta en iyi ihtimalle, hiçbir sıkıntı çıkmazsa. Senin bu o zaman bu görevin bittikten sonra bir süre boş vaktin olursa
Gel benimle tekrar konuş. Sen de bu konu üzerine tekrar bir oturup sohbet edelim. Buna nasıl bir çözüm bulunabilir diye. Çünkü aksi takdirde bu dediğin fikir yeni, evet, ama bana mantıklı gelmiyor. Biz böyle şeye doğru bakıyor, sınıra o doğru bakıyor şöyle bir. O lanet olası matsularla hiçbir zaman anlaşamadık ve anlaşamayız. İster Zümrüt kadı olsun, ister Zümrüt şampiyon olsun. İmparatorun ta kendisi gelmediği sürece bizim ikimizin anlaşması çok zor. Hele bir de aynı çatı altında. Aslanın, daha bir şey soracağım. Aslanın silahlı gücü Matsu ailesi mi? En kalabalık, en silahlı gücü ve en anaerkil ailesi aslında, biraz da komik olarak. Yani şeyi, aslanlar yani şey gibi düşünülebilir belki. Orta çağlarda böyle silahlanmak, askeri, hı-hı, ordu, erkek bir şey gibi gözükebilir ama Matsular daha çok kadın savaşçılardan oluşan özel elit birliklere sahipler. Kadınlara daha çok değer veriyorlar. Matsu'dan bir kadınla evlenirsen Matsu ailesine gidiyorsun. Anladım. Öyle bir aile Matsu. Ve aslanın ana savaş gücü çok şiddetliler, çok vahşiler. Sen şeyi biliyorsun. Yani sen Matsularla ilgili şeyi duymuşsundur. Hikayeyi duydurulmuştur sana belki mesela. İşte şey yapıyorlar sözde. İşte gidip yakaladıkları savaşta karşılaşırsan böyle seni öldürmelerine, sana böyle hani ekarte etmelerine rağmen öldüğünden emin olmak için o deli bir şekilde böyle yüzlerindeki boyalarla beraber yerdeki vücuduna birkaç kere mızrak saplıyorlarmış, parçalarını koparıyorlarmış insanların bazen delileri falan. Böyle hikayeler anlatılmış sana. Peki böyle şey var mı? Hani Matsu tamam ordu savaş gücü ama Matsu değil de mesela böyle hala sonuçta bunlar aslan klanı. Hepsi savaşmayı biliyor. Hepimiz savaşmayı biliyoruz. İkinci bir ailesi var mı böyle silahlı gücü yüksek olan? Yani Akodo ailesi genellikle komutan olarak iyi. Komutan yetiştirme konusunda iyi, komuta etme konusunda iyi. Matsu'dan sonra büyük ihtimalle onlar gelir. Akodo. Akodo, aynen. Ben Kami şey Akodo'dan diyeceğim. Sözü bittikten sonra bu şehrin kapılarını eğer onlara açma fikrine sıcak bakarsanız istediğiniz şartı da koşma hakkını siz sahip olursunuz. Matsu ailesinden ziyade ben burada Akodo ailesinin olmasını daha mantıklı bulurum. En azından daha konuşulabilir, anlaşılabilirler. Yani Matsulardan daha iyidir ama şimdi şunu düşün, unutmamak lazım. Eğer bu şehri biz tutabiliyorsak tutmamız lazım. Çok büyük bir avantaj. Eğer biz bu şehri bir aslan ailesiyle paylaşacaksak bu biraz saçma olmaz mı yani? Bu bilmiyorum duruma da biraz turna klanının bakış açısından da bakmanı istiyorum. Çünkü bizim topraklarımızdaki insanlar, sen de biliyorsun bunu genel olarak, biz köylülerimize iyi bakarız. Köylülerimizin mutluluğuna önem veririz. Köylülerimizi iyi tutmaya çalışırız. Şu an sadece Toshirambo'nun içerisinde yaşanan bir durum bence alışılanın dışında olduğu için seni bu kadar etkilemiş olabilir. Bence bu fikrin üzerine bir tekrar otur düşün. Yani bizim çok fazla şehrimiz var. İnsanların köylülerin içerisinde gayet iyi bakıldığı, mutlu oldukları, refah içerisinde yaşadıkları. Bu şehir sadece biraz zorluk çıkarıyor ama bence bu turna klanının günün sonunda halledemeyeceği bir şey değil. Bence umudunu bu kadar hızlı kaybetme bizden. Hani dediğim gibi, hani sizin de dediğiniz gibi belki de bu işleri karıştıran altta başka şeyler var. Hani belki de bu ikilik devam ettiği sürece bu şehir böyle kaynamaya devam edecek. Hani bilmiyorum. Hani şehirde sadece 3 günden beri buradayım. Gerek yeteri kadar çok durmadım. Ama yani 3 gün sonra bu şehri kaybet dersek hiçbir söz hakkımız olmaması da var. Hani sonraki bir hafta içinde bir şey olmazsa uzun bir süre kaybetmeyiz bu şehri ama eğer şehir hala bizdeyken aslanlarla bir anlaşma yapılacaksa bu yarı yarıya olacak bir anlaşma olmaz. Orası bu anlaşmanın tamamen
size kalmış. Bütün şartlar sizin elinizde olur. Çünkü siz onlara bir şey vermiş oluyorsunuz. Yani ilk adımı siz atıyorsunuz. Eliniz güçlü girmiş olacaksınız. Sen bir de bunu şu an mızraklarını... Şu an sen onu, o mızraklarını daha daha ölümcülleştiren mahsullara söyle bakalım önce. Çünkü onlar kendi şehirlerinde, kendi kışlalarında bu şehri çoktan ellerinde görüyorlar ama unutmasınlar ki biz Daidojiler bir demir duvar olarak kolay kolay inmeyiz. Bu şehrin duvarları inse bile biz inmeyiz. Şu da bir seçenek. Bir de şeyi soracağım. Bu Matsu ailesini dizginleyen bir aile vardı. O da Akodo ailesi değil mi? Hani Akodo biraz dizginleyen. Biraz ha. Çok değil ama. Çok değil. Eğer şöyle de bir ihtimal var. Buraya bir saldırı yapılır, kaybederlerse ve yine siz bu teklifle giderseniz o zaman eliniz daha da güçlü olur ve bu teklifi direkt Akodo ailesine götürürseniz Matsu ailesini durduracaklardır. Unutmayın, savaşlar saraylarda engelleniyor ve şey yapılıyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz. O saraylardaki görüşmeler, şeyler bunları başlatıp bitiren şeylerdir. Akoda'da bu konuda çok iyi olduğunu duymuştum ben. Neyse, ben neyse, daha fazla vaktinizi almayayım. Tam şey de onu diyor, tam soru da onu diyor. Böyle tatsız konulara ne zaman dolandı bizim dilimiz? Neyse. Yakın zamanda ayrılıyor musun o zaman sen? Yarın yani ayrılacağız. Sabahtan. Umarım görevim bittikten sonra bana buralara geri uğrama şansın olur. O zamana kadar bir ilerleme kat ederiz. Seninle tekrar görüşürüz. Bu işlerin daha sonu gelmedi ama şunu bilmeni isterim. Yani Turna şu an biraz bu şehrin içerisinde yalpalıyor olsa bile kanatları kuruduğu zaman güzel bir şekilde süzülmesinden kaçınmayacaktır. O yüzden biraz kanatlarını korumasına zaman vermemiz lazım sadece, o kadar. Ondan sonra ayrılıyorsun. Şey, müsaade veriyorsan, bir şey demiyorsan. Ya ayrılıyorum. Teşekkürler dedim. Güzel muhabbetiniz, sohbetiniz için deyip ben çekiliyorum. Müsaade aldım. O da sana teşekkür ediyor. Kendine dikkat etmeni söylüyor. Ondan sonra ayrılıyorsun. Ayrıldıktan evet. Sonra şeyi haberini alıyorsun. Kadılarla, iki tane kadıyla görüşme ayarlanmış. Üçüncü kadı şu an ortalıklarda yok. Yani kendisini bulamamışlar şehrin ortasında. Kim bilir ne yapıyor. Tamam. Biz de evlere gitmiştir. Dengunet iyi bilir oraları. O bir gibi git bir bak bakayım var mı oralarda bizden birileri dengresi kadımadı. Neyse, o zaman diğer oyunculara ve şeye geçmeden önce bence biz burada bir 5-10 dakika ara verelim. Tam zamanı çünkü. Ondan sonra aynı. Son yarımızı yapalım. Ondan sonra Toshirambo'dan ben sizi yavaştan çıkarırım. O zaman arkadaşlar aradan sonra buradayız, hiçbir yere ayrılmayın. Çıkalım artık, yeter ya. Çıkalım. Sonsuza kadar kalabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Geliyoruz biz 5 dakikaya. Bay bay.